Yani dolayısıyla şöyle bakıyorum bu olaya. Yani 15 senedir o kadar çok şöhretle, az şöhretle, bende şöhret olmuş insanla ya da zaten şöhretine saygı duyduğum insanla şey yaptım ki, çalıştım ki her gidişten sonra bu oluyor. Ya da ben her formatı işte biraz daha böyle evirip çevirip işte başka bir şey yapmaya başladığım zaman, yeni bir isimle yapmaya başladığım zaman bu hep oluyor. Ama tabii çocukların gidişi beni çok üzdü. Dolayısıyla onlardan sonra şimdi bir orkestrada bulmak istemedim. Yani demek istemedim yılların ki... Yılların alışkanlığı da var tabii yani baktığında. Kendime de yani demek istemedim. Şimdi onlar gitti de bakın hani... Hani gidip birkaç tane genç adamla aynı hikayeye tekrar başlamak istemedim. En azından bir süre için. Biraz da onlara saygı olarak. Hani hani o boşlukları hissedilsin istiyorum. Yani seyirci de onların boşluğunu hissediyorsa tamam. Ya yani bu bir tür şey gibi hani bu programda biraz matemi olsun bu programında. Tamam eğlence meğlence ama yani o kadar saçma sapan bir şeye alındılar ki ben de durun demedim. Çünkü artık hani dururlarsa aynı şekilde de devam edemeyebiliriz. Artık o eski havamız da kalmayabilir. Hani bir asistan gitmek isterse asistanı tutarım mesela. O bize bir zarar vermez, havamızı kaçırmaz. Dur nereye gidiyorsun derim ona. Ama hani programda bu kadar önemli hale gelmiş ve bunda benim payım olan adamlar böyle küsüp gidince hakikaten çok üzülüyorum ve kırılıyorum yani. Peki konuşma imkanınız oldu mu? Tabii canım ben aradım filan, bana da cevap vermediler filan, sonra işte Reyhan'la konuştular ama yani şimdi burada şöyle bir şey var. Şimdi canı gönülden istediğim şey şu, yani şu anda istediğim şey onların albüm yapması ve o albüm içinde hani elimden geleni yapayım, anlatabiliyor muyum? Yani çünkü sonuçta benim çok emeğim var. Onların bende emeği var, benim onlarda çok emeğim var. Yani hani hiçbir zaman tabii böyle bir küsük sabahlara kadar falan beraberdiniz, ya, müzikler tabii, yapardınız, ederdiniz. Tabii, hayır, ayrıca da öyle bir, acayip bir arkadaşlığımız var ki ama hani şimdi seyircimin benden bunu beklemesini de biraz garipsiyorum. Yani ne, onlar gitti, onların ardından açıklama yap. Ne açıklaması yapacağım yani? O adam benim orkestramda çalan adam değil ki. Sabaha kadar motorla asfalt gezdiğim adam beraber yani. Yani hakikaten İstanbul'un parlatmadığımız asfaltı kalmamış yani beraber. Hani bu adam gittikten sonra insan arkadaşının arkasından şikayet eder gibi konuşuyor. Ne açıklaması yapacağım? Tabii ki bir açıklama yapacağım. Evet, hani. Ama herkesin... Yani açıklama bu işte. Bugün yaptığın açıklamayı. Anladım, bugün yaptığın açıklamayı. Ben de merak etmiştim gerçekten ne oldu bizim çocuklara diye. Zaga bende diye. Ama hani böyle bir açıklama var. Tabii ki müthiş herkesin... müzisyenlerdir onların yani şu anda hakikaten... Tabii albümle ilgili de kavgalarımız vardı. Mesela işte ben albümün henüz hazır olmadığına inanıyordum. Onlar acele ediyorlardı falan filan. Yani albüm üzerinde de hani onların kaderlerinde, hayatlarında bir bana bir söz hakkı verdikleri için ben de o söz hakkını kullanıyordum. Yani o olay burada şey değil. Yani hani var ya hani İbrahim Tatlıses'in filancaya albüm yapması gibi bir olay değil. Yani öyle gibi. Öyle bir Alaturka bir şekilde anlaşılıyor ilişkimiz bizim onlarla. Bizim böyle bir Alaturka ilişkimiz yok ki. Yani onunki de bir şaka. Ama şaka hani o bir şaka der ki hani bu şakayı yaparsın hakikaten böyle bir şaka diye bir albüm yaparsın deli gibi satar. Çünkü bize gelen gençler de işte bende bir tane şey var alet var biliyorsun ona basıyorum mesela işte bütün yeni pop parçaları falan da oraya koydular işte. Hani işte Tarkan'a basıyorum bilmem kime basıyorum şarkılarına böyle ondan sonra diyor dinletiyorum falan. Mesela seyirci onun türküsüne çok ilgi gösteriyor. Ya o bir anda coşuluyor falan filan. Tamam şimdi bir anda öyle bir durum ki bu hani o şaka yapıyor, seyirci şaka yapıyor. Hani o şaka yapıyor seyirciye, seyirci de severek ona şaka yapıyor. Tamam çok güzel. Şakalaşırken bakarsın hakikaten bir albüm yapar insanlar alır yani. Her şakanın altında bir şaka. Değil. Var da deyip saçmalar. Sen TV8'de program mı yapacaksın Özgür ve Kıvanç Talo ile beraber? Evet. Senin projen. Evet. Bu TV8'deki olayı da bir açıklar mısın hazır başlamışken? Ya şimdi ben artık yaş alan bir adamım. Yani bana sorarsan bizim değişme vaktimiz çoktan geldi. Yani ben senelerdir bunu televizyonda da söylüyorum. Ve dolayısıyla hani kendimi şuna bağlamak istemiyorum. Ben bu mesleği seviyorum. Televizyon işini. Ve
TV8'in iki tane yeni kanalı kuruluyor. Birisi telemarketing kanalı. Bir tanesi de ben dedim ki gençlik kanalı yapalım filan. Aman hemen gelsen bana icra kurulu üyesi yaptılar falan böyle bir şey. İcra kurulu diye bir şeye giriyorum orada. Enteresan bir durum. Yönetim kurulunda filan. Kravatsız, elimde sigaramda filan böyle. Sigara içmeyin yasak diyorlar. Peki o zaman konuşmam diyorlar. Diyorum peki bir tane yak diyorlar filan. Oradaki gençlik kanalı ilginç bir oluşum olacak. Yani bir klip gösteren kanal ya da işte hani aptalca gençlere hani aptalca bir şey sunan bir kanal değil. Çünkü hani çocuklar çocuk kanalı izliyorlar da gençler gençlik kanalı diye bir şey izlemezler. Yani niye izlesinler ki yani? Bütün gençler büyümek ister. Olgun işler yapmak ister. Artı 18 işler yapmak isterler. Dolayısıyla hani hukuk programı bile olacak. Bu genç adam ve kadınlarla ilgili bir hukuk programı bile olacak. Yani bir etraflıca bir lifestyle kanalı diyebiliriz aslında buna. Ve bunun içerisinde işte ve şeyler... üretim olacak. Hayır onlar TV8'deler. Ha. Bu yeşil kanalda olmayacaksınız ya. TV8'de. Yani şimdi Nihal'in, Özgür'ün ve Kıvanç'ın program başlayacak. Serhat Kılıç'ın bir program başlayacak. O ilginç bir stand-up'la show arası stand-up show programı gibi bir şey. O başlayacak. Uygar diye bir oyuncu arkadaşımız var bizde bir süredir. Onun programı başlayacak. TV8 bunları yapmak için sempatik ve yenilikçi iyi bir kanal yani bunun yapılması için. Ama yani şimdi hani Kanal D'den, Star'dan ya da bir niş kanal olarak CNN Türk'ten bahsettiğimiz zaman bu kanallar yayın akışı içerisinde yer bulamayacağımız, genç denemeler yapamayacağımız, kolay kolay yapamayacağımız kanallar. Dolayısıyla böyle de bir açılımım var. Peki o zaman bütün bunları yapacaksan bu şey haber yalan haber mi? 2011-2012 döneminde bir adaya gideceğin ve Eda Taşpınar ve Bora Kozanoğlu gibi yaşayacağın. Ya sörf yapacağım. Şirin'le beraber. Avustralya'da Şirin'le sörf yapacağız falan demişsin. Evet çünkü idolümüz bizim çünkü Bora Kozanoğlu ve Eda Taşpınar yani. Ben Bora Kozanoğlu olmaya çalışıyorum. Şirin Eda Taşpınar olmaya çalışıyor. Onlar bizim rüya ikilimiz. Dolayısıyla dedik yani bu kadar hani sıkılmaya daralmaya ne gerek var? Acaba biz böyle bir sörfle beraber hayatı nasıl becerebiliriz filan? Avustralya'ya mı gitsek falan? Ben de hiçbir şey saklayamadığım için bunu da söyledim gazeteciye. Gerçekten 2011-2012 dedik değil mi? Ya galiba gidemeyeceğiz. Ha yani. Yani çünkü şeye de gidemiyoruz, Alaçatı'ya da gidemiyoruz. Orada Bora'yla Eda olduğu için biz Avustralya'nın Bora'sıyla Eda'sı olmak istiyorduk. İlla bir Bora ve Eda olacaksın yani. Ya olmak istiyoruz yani. Ben o hayatı yaşamak istiyorum. Evet, benim güzel hayatım olabilir çok, yani. Neden hayatım olur? Çok gergin yani. Peki Okan bir şey soracağım. Mesela hani sen de sonuçta evlenmeden önce çapkın bir erkektin falan. Şimdi kızın oldu. Böyle şey yapıyor musun? Eyvah işte İstanbul büyüyecek, genç kız olacak, işte erkek arkadaşları olacak. Eyvah erkekler bunu üzecek mi? Gelecekler, alacaklar kızımı gözümün önünde falan gibi. Böyle hani babasal böyle arada bir kıskançlıklar olur ya, onlardan oluyor mu? Kuruyor musun bunları yani? Ya sana şunu anlatmak istiyorum. Çok korkunç aslında. Bu işte gittik ya o şeye, golf kulübüne. Ondan sonra işte 18 deliği bitirmiş dönerken uçakta arkamda bir kadıncağız oturuyor. Yanında da bir çocuk var. Çocuğun bir tane işte iPad gibi bir şeyi var falan. Orada bir oyun oynuyor. Bir tane böyle bir çizgi kişi. Yani onu bilmiyorum adını işte. Ondan sonra gidiyor böyle yumruklarını sallayarak filan oyunda ve bir tane böyle kırmızılı biraz da seksi giyinmiş bir kadını kafasına vura 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 öldürdü. Oyunda hem de. Oyunda. Ve o kadından böyle baya bir hani angus kesmişsin gibi böyle bir kan yayıldı. Ben de dedim ki kadıncağıza ya dedim bu çocuk ne oynuyor siz bunun farkında mısınız yani? Ondan sonra hayır fark etmedim filan dedi. Ya, bak aa bunu mu oynuyorsun filan dedim. Ya. Sonra dedim siz ne iş yapıyorsunuz? Dedi ki ben dedi genetik mühendisiyim, doçentim dedi. Vay be. Dedim ne olacak bu çocuk?
Niye yani, nasıl? Ya yarın benim kızımı isterse? Ya yarın bindiğim uçağı kullanırsa ne yapacağım ben bunu? Ya bu olacak iş mi filan? Neyse, kadın da haklı yani. O da diyor ki ya buna mani olamıyorsunuz. Dolayısıyla ben diyor, hani o da bir fikir olabilir. Ondan sonra ben diyor bunu diyor şey yaptım. Hani bıraktım, hani belki oynar, hevesi geçer filan diyor. Hatta sonra babası geldi filan. Kadıncağız dedi ki bak dedi Okan Bey dedi filan. Adama elimi uzattım, sıkmadı. Onu o da işte senin bahsettiğin adamlardan filan. Ondan sonra kadın dedi ki Okan Bey elini uzattı dedi filan. Adam elimi sıktı filan. Okan Bey dedi bize dedi şey yapıyor dedi. Hani niye bu çocuğa bunu oynatıyorsunuz falan. Ya dedi nereden nesine mani olur filan dedi adam. Haklı bir aile yani. Aile haklı. E hakikaten o çocuk benim kızımla arkadaş kadar. Soruya gelsek bunları kuruyorsun ya yani. Ben böyle bütün hikayeyi anlatıyorum yani. Hani tiplere bakarsan iyi yani, anladın mı? Hani business class'ta uçuyorlar falan filan. Kadın doçent moçent falan. Yani şimdi bunun çocuğu bunu yapıyor. Daha endişe ettiğim bir durum benim. Yani işte çocuğun olunca öğreniyorsun ya, mesela çocukların 3 yaşına kadar hani gördükleri, işittikleri her şeyi bir hard disk gibi böyle kaydedip onu 300-400 sene sonraki nesillere bıraktıkları. Evet. Çok acayip. Onun için hep çocukluğa giderler ya. Bizim çocuklar o annelerinin kucağında Seda Sayan izliyorlar. Müge Anlı izliyorlar. Mektubunuz var bilmem ne filan, cinayetler. Haber bültenleri izliyorlar. Bu çocuklar ne yapıyor? 300 sene sonraya bunları mı iletiyoruz? Bu çocuklar kaydediyor bunu. Televizyon, o zaman tek bir çare var. Bütün bu bir takım aptal elektroniği çocukların önünden kaldırmak lazım. Şimdi bakıyorsun doktorlara. Doktorlar diyor ki 3 yaşına kadar en azından hiç yapmayın. Ama anne baba o kadar rahat ediyor ki onlar sayesinde. Okan mümkün değil öyle, evet, bir şey. Evet ama bana şey gibi yani geliyor yani, kobay faresi daha akıllıca bir şey yapıyor. Çünkü çocuklar o ya böyle bir kaç tane arkadaşım var, getiriyor çocuğu mesela, diyor ki bak benim oğlan ne kadar zeki. Neresi diyorum size zeki ya, bu geri zekalının önünde gideni. Bir tane şey alet vermeyecek. Onda level'lar var. O level'lardan birinci level'dan ikinci level'a geçemiyor mesela çocuk. Daha yaşı müsaade etmiyor. Bir didip. Bir labirentte yolunu bulan fare daha zekice bir şey yapıyor. Hiç olmazsa bir yere ulaşıyor. Bir ulaşıyor. Doğru. Ya bu gidiyor sürekli aynı aptal şeye, sürekli çukura düşüyor mesela falan yani. Mesela bir falan gibi bir şey. Bundan nasıl alıkoyacağız? İşte hani ekran başına merak eden varsa da söyleyeyim. Bunu psikoloğa sorduk. Hani çocuk okula gidince hani arkadaşları bilmem ne dizisini televizyonda seyrediyor, bilmem ne oyunu oynuyor diye. Hani geride kalır mı? Hani üzülür mü, gücenir mi falan bize falan diye. Kadıncağız dedi ki bize ya o gün ne modaysa onu seyrettirirsiniz hemen. Çocuk zaten hemen kapar o konuda konuşulması gerekiyorsa dedi. Dizi midir, oyun mudur? Ha zaten kaç sene önce gitmeyecek. O sırada bir yani, dizi verim seyrettiriver. Hayır ama bu yani hakikaten bizim çocuğumuz kitap gösteriyorsun meşgul oluyor. Ama o sizin çocuğunuz diye herhalde. Hayır bizim çocuğumuz diye değil, kitap gösteriyorsun. Ya yani kitap gösterirken ben de Karamazov kardeşleri göstermiyorum. Yani kitap dediğin gösterdiğin şey çocuk kitabı. Yani ama ailelerde televizyon seyrettire çocuk öyle bir overdose'a girmiş ki reklam seyrettiriyorlar artık sadece. Sadece reklama bakıyor çocuk, aptallaşıyor. Anadan böyle fenalık yapılır mı? Sen de yok değil mi çocuk falan? Yok. Sen peki nasıl oyuncu oldun? Ya oyunculuk ne? Çünkü baban istememiş galiba. Benim mi? Hayır. Ha, sen avukat ya da psikolog olmak istiyormuşsun. Babam benim kızım tiyatrocu olacak. Ya evet, benim babam çok küçüklüğümde söyledi. Hani benim kızım oyuncu olacak diye de ben hakikaten... Hani böyle çok ısrarla girmedim konservatuara. Annem beni sürekli gizli gizli benden habersiz yazdırırdı böyle tiyatro kurslarına filan. Fakat tabii çok ders çalışmayı sevmediğim için ben bir deneyeyim diye girdim konservatuara. Ve deneyiş o deneyiş. Evet yani asla hani oyuncu olmayacağım diye bir şey yok. Bunun çok zor bir şey olduğunu ve bunun bir meslek nasıl olacağını aklım almadığı için hani oyunculuk yapmayı düşünemiyordum. Yani düşünmüyor değil, düşünemiyorum. Nasıl insanların mesleği olabilir oyunculuk diye. Hani babam dediğinde ben 7-8 yaşındaydım. O zaman nasıl oyunculuk? Girdim konservatuara. 4 sene okudum İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda. Sonra Bahçeşehir'de yüksek lisans yaptım. Ve doğru. Öyle. Başladı her şey. Yani ne kadar ciddi bir tip değil mi? Çok. Bütün bunların yanında. Aynen öyle. Bizim konuşmalarımızda da öyle yani. Bizim ofisteki tavrı da odur. Yani böyle hani Nahide gibi böyle bir